Fiyat artışı zaten şu anda şu 2-3 gün içinde etkilemeye başladı. Zaten malum siteye baktığınız zaman fiyatlar güncelleniyor. Güncellendi veya birçok aracı ilandan çekip tekrar yeni fiyatıyla ilana koyuyorlar. Fiyatlar arttı yani açıkçası. Biz devletimiz tarafından bekliyorduk ki bunu bir süre durdururlar. Hatta iptal olmaz söz konusu falan filan dediler ama bugün sıfır araçların liste fiyatlarına baktığımızda dünle bugünün arasında 80 bin, 100 bin, 150 bin oynayan araçlar var. Bu da ikinci ele otomatikman yansıyacak mı? Tabii ki de yansıyacak. Ama burada kaybeden biniciler oldu, şahıslar oldu, vatandaş oldu yani. Alım gücü düştü insanların. Biz yine sonuçta 100 bin aldığımız arabayı 110 bine satıyorduk. Şimdi 110 bin almayacağız da 130 alacağız, 150'ye satacağız. Durumu öyle oldu yani. Şu yetki ve yeterlilik belgesinden sonra ona da kısıtlama geldi. Bugünden itibaren yeni bir yasa var zaten. Yetki belgesi uygulanacak. Yetki belgesiz de satış yapabilecek insanlar ama vergiye tabi tutulacak. Yani 3 taneden fazla vekalet dahil araç alımı satımı yapamayacak. Bu bizim lehimize oldu. İyi bir durum oldu. Bu da piyasayı tabii ki de etkiler ama otomobil fiyatlarını düşürür mü? Düşürmez. Otomobil fiyatları zaten oturdu artık. Zaten bu ülkede ne çıkıp da düşmüş ki şu anda? Ben hiç öyle bir şey hatırlamıyorum yani. Ya sürekli artmaz da bir yere kadar artar, ondan sonra da mecbur duraklayacak yani. Şu ÖTV zammı olmasa zaten durağan seviyedeydi. ÖTV zammı oldu. Hiç çok sürpriz oldu o da bize. Biz de beklemiyorduk. Bir anda şimdi tekrar fiyatlarda bir artış olacak yani. Oluyor da zaten. Şimdi bayilerde araç olmadığı için ikinci el arttı aslında. Bir insana bayi arabayı almaya gidiyor. Zaten bu pandemi sürecinde otomobil sektörü bayağı bir kötü etkilendi yani. Üretim azaldı. Fabrikalardaki bantlardan çıkan araç sayısı düştü. Duran fabrikalar oldu. O da ne oldu? İnsanlar zaten nüfus artıyor. Gitgide artık bir evde 2-3 arabaya, 4 arabaya çıkanlar oldu. İhtiyaç değil artık araç şey oldu yani bir insanın aynı cep telefonu nasıl vazgeçilmezimizse araç da öyle oldu yani. Temel kullanım aracı oldu. Şu anda bu özellikle de pandemi sürecinde de zaten insanlar en çok araca yöneldi. Toplu taşıma araçlarına binmek istemiyorlar risk arz ettiği için. Bundan kaynaklı da ikinci el ne oldu? Arttı, bayiye gidiyor, adam araba bulamıyor. Öyle bir araçlar oldu ki sıfır arabanın 200 bin olup galeride veya dışarıda 250 bin lira rakamlara satıldı. Ama bayiye gittiği zaman o aracı bulamıyordu, alamıyordu. Araba yoktu bayide. Bundan dolayı da arttı. Ondan sonra biri yazdı arabasına işte atıyorum farz-ı misal 250 bin, öbürü yazdı 300 bin. Böyle böyle rakamlar arta bu seviyelere geldik yani. Ha bu araçların gerçek rakamı mı? Bence gerçek rakamı değil. Çünkü dünyaya baktığımız zaman yani biz sektör olarak biz zaman zaman geziyoruz. Yurt dışına falan da çıkıyoruz. Ben İngiltere'deydim yakın bir süre önce. Orada otomobil fiyatları her zaman düşüştedir yani. Hiçbir zaman önceden de bizde böyleydi. Sıfır aldığımız zaman zarar ederdik. Yani plakayı taktığın zaman 10 bin 15 bin zararın olurdu. Şimdi sıfır alanlar bırakın zararı %20, %30, %40 karlara çıktı yani. Gerçek fiyatlar olduğunu zannetmiyorum ama bunu sürecin düşmesi de yakın bir zamanda değil yani. Bu birkaç yıl sonra anca düşerse bu otomobil fiyatları düşer. Peki, çok teşekkür ederiz. Rica ederim.